Ziraat Katılım sunar. Efendim bugün 1 Şubat, Perşembe 2018, yeni bir aya girdik. Yeni bir ayın ilk günü bugün 1 Şubat 2018 Perşembe. Haftanın 4. çalışma günü. Her zaman olduğu gibi iş dünyasındaki önemli gelişmelerle, ekonomideki yine çok önemli gelişmelerle iş ve ekonomi programında karşınızdayız. Piyasalara başlıyoruz, piyasalarla programımıza başlıyoruz. Önce ekonomi diyoruz, sonra programın reklamdan sonraki kısmında da iş dünyasından kıymetli bir konukla hem sektörünü hem faaliyetlerini hem de ülkemizin ekonomisini konuşuyoruz. Ama önce piyasalar diyelim. 1 Şubat 2018'i bugünü yani bu Perşembe gününü rakamlarını aktaralım sizlere. Borsa İstanbul Endeksi ile başlayalım. 119.048 seviyesinde 0.4 birimlik aşağı yönlü bir hareket dikkatimiz çekiyor. Dolar 3.74 bandında 0.19 birimlik aşağı yönlü bir hareket var dolarda. Euro 4.66 bandında 0.08 birimlik doların aksine yukarı yönlü bir hareket dikkatimiz çekiyor. Altının onsu 1340 seviyesinde 0.37 birimlik aşağı yönlü bir hareket var. Ham petrolün varil fiyatı Brent petrol 69.46 seviyesinde 0.83 birimlik yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Demir 2.51 seviyesinde TL birim bazlı olarak 0.16 birimlik aşağı yönlü bir hareket söz konusu. Çimento'da TL birim bazlı olarak haftalardır 0.70 seviyesinde. Tabii ki programımızın tekabül ettiği saat itibariyle ile henüz borsa kapanmamış oluyor efendim. Dolayısıyla rakamlar değişken artışlar, azalışlar minimal de olsa devam edecektir. Bu rakamları bizler için yorumlamak üzere programımızın müdavimi, stratejist Cüneyt Bey'e alo diyelim, hayırlı akşamlar diyelim. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar Hasan Bey. Efendim bugün Perşembe, rakamlar böyle. Bugün bu Perşembe bize neler söylüyor ekonomik manada Cüneyt Bey? Valla net olarak piyasalar FED'den korktu. Evet. Yani ABD Merkez Bankası'ndan. Hı hı. Biz sizde birkaç gündür hatta bir iki haftadır bir tespit yapıyoruz. Evet. Bu mızrak bu çuvala sığmaz diyoruz. Doğru. Nitekim ABD tahvil faizlerinin yukarı yönlü hareketini piyasalar en sonunda fark etmeye başladı global ölçekte. Evet, tepki vermeye başladı değil mi piyasalar? Aynen öyle, aynen öyle. Bu bizim yaşadığımız şu anki borsadaki harekette tamamıyla yurt dışı kaynaklı, onu belirteyim. İçeriden herhangi bir dinamik yok. Aksine içeriden haber akışımız aslında pozitif. Birazdan da konuşuruz ama bu etki tabii şimdilik borsa tarafında hissediliyor. Hissedilmeyen bir taraf kaldı. Yani ya ABD tahvil faizleri geri gelecek ki artık zor. Çünkü FED dün Şahin takıldı. Yani sizden sonra gelen açıklamalar. Biz bugün yorumlarız demiştik. Sabah bir kısmını sevgili Akit TV izleyicileri yorumladık. Bir kısmını da şöyle aktarayım. Şu an bizde olan izleyicilerimiz için. Lütfen. FED diyor ki ben enflasyona daha önce problem değil, daha uzun süre bize marj veriyor diyordum ama artık bunu diyemiyorum. Hani Türkçe olarak söylüyorum, bizim anlayacağımız dilde. O yüzden Mart ayı dahil her ay toplantısı faiz artışı adına ihtimal olarak masadadır. Dolayısıyla ya 3 dedi ama 2 mi olur derken ya bir dakika 3 ile bitirecek miyiz? Hatta 4 olur mu bu sene faiz artış adımı demeye başladı piyasalar. Evet. Ve hemen ABD tahvil faizlerinin bu hareketinin sebebini anlamaya başladı. Şimdilik borsalar ilk adımda fiyatlıyor. Tahvil piyasası yakında fiyatlayacak ki Almanya 10 yıllıklar. Evet. İlk defa uzun bir süreden sonra %1'e yaklaştı Hasan Bey. Bakın bu önemli. Şimdilik İtalya, İspanya duruyor ama Almanya fark etmiyor. Yani piyasanın büyükleri fark etmeye başladı. Ben grafiklerden okuduğum bu. Ya bu geçici olacak ya da devam edecek. Fark etmeyen neresi? Dolar endeksi. Evet. Dolar endeksi aksine gerilir. Yani ABD büyük bir oyun yapıyor piyasalara. Kendi piyasa gücüyle. Bunu net olarak görüyoruz. Bu ne kadar devam eder bilmiyoruz ama bizim bu tamamıyla dış etkilerden bugün kaynaklı hareketler izliyoruz. Bu hareketlerin devamı bir noktaya kadar sürebilir. Yani Borsa İstanbul'da kar satışları normal demeye devam edeceğiz. Trendin içindeyiz. Bugün de 121 binlere yaklaştık. 101.500 üzerinde kapanışlar gelmedikçe kar satışları olacaktır. Yeter ki 115 bin, 117 bin aşağıda kırılmasın. Not olarak
söyleyelim. Dolar TL'de bir problem yok çünkü dolar endeksi düşük. Orada da 3.80-85 geçirmedikçe 3.70-3.80 bandı içinde 3.75'in pivot olduğu bölgede işlemler devam edecek. Özetle bugünün notları benim adıma bunlar. Hani birkaç haftadır uyarılarımızın provalarını görmeye başladık. En azından bu anlamda da vicdanen de rahatız diyelim. Evet Cüneyt Bey, teşekkürler. İki sorum olacak aslında. İki soruyu da bir arada yöneltmek istiyorum. Borsa İstanbul Üzeri Endeksi ile alakalı soracağım. 125.000 bandını Şubat ayında görme ihtimalimiz olur mu? Bu şahsen merak ettiğim bir soru. İkinci soru da turizmle alakalı. 2017'de turistler Türkiye'de yeme içmeye 6 milyar dolar harcamış. Bu rakamı nasıl buluyorsunuz? Yeterli mi? Turizm rakamı olarak ekonomiye katkı noktasında yeterliliği nedir efendim? Şimdi ikinci sorudan başlayayım. Toplam turizm gelirlerimiz 25-26 milyar dolar gibi bitireceğiz bu seneyi. Evet. Bunun 6 milyar dolarlık yiyecek içecekten karşılanması önemli. Çünkü turizm niye önemli başlı başına? Çünkü diğer sanayi kollarına oranla, mesela otomotiv diyoruz. Türkiye'deki otomotiv üretimi dünyada sayılı merkezlerden biri olarak gösteriliyor. Ama ithal ikameci bir sistem var. Yani her 100 birimin 60 lirası, 70 lirası ithalat olarak yurt dışına gidiyor. Biz parçaları alıyoruz, buradan montajlıyoruz. Fabrikada her parça üretilemiyor maalesef. Ve otomotiv sektörü tabii ki fayda sağlıyor ama turizmin bundaki payı ihracat dışında turizmin başlı başına %70'i, 80'i hatta daha yüksek miktarda kısmı içeride kalıyor gelir olarak. Bunun yiyecek sektörüne de yansıması bence önemli. Çünkü kullanılan malzeme, kullanılan işçilik tamamıyla yerli üretim. Şimdi önümüzdeki sene, yani bu sene, hep önümüzdeki sene diyoruz, 2018 aslında, onun içine de girdik. Hedeflenen rakam 30-35 milyar dolarlar civarı bir rakam. Demek ki biz oranlarsak muhtemelen gıda tarafındaki harcamalar da 5-6 milyar dolarlardan yaklaşık 7-8 milyar dolar ve üzerine doğru ilerleyecek herhangi bir sürpriz olmazsa. Yani ilk gelen rezervasyon rakamlarına bakıyoruz. Çok olumlu rakamlar var Hasan Bey. Evet. Bu çok önemli. Yalnız şunu da belirteyim. Biz turist sayısını arttırmak, turizm gelirlerini taşımak önemli ama gelen turizm için gelen misafirimizin gelir düzeyinin daha yüksek olması da önemli olacak. Evet, A plus turistleri çekmemiz gerekiyor aslında. Aynen öyle. Yani daha önce kruz gemilerimiz vardı. Onlar ciddi para bırakıyordu kapalı çarşı esnafı için. Bunlar çok iyi bilir izleyicilerimiz. Şimdi o tarz turizmler eksildi. Çünkü hala liman noktasında bir ilerleme olmadı. Galata Port biliyorsunuz. Evet. Şimdi o tip işler o arttıkça o gelirler daha anlamlı hale gelecek. Borsa noktasında da ben net rasyonel bakarım. Yani grafiklere beraber akışını beraber yorumlarım. Evet. Siz de hedefleriniz bugüne kadar o yüzden çok şükür tuttu. Evet. Ha, şimdi baktığım zaman grafiklere hala yükselen trend içindeyiz. Ama ilk başta anlattığım ironi biraz beni endişelendiriyor. ABD borsalarını etkiler mi etkilemez mi bakacağım. Yani global taraftan bir etki olmazsa, jeopolitik risk başlığında ekstrem bir gelişme olmazsa, dava sürecinde Amerika'nın bize baskısı olmazsa, Hasan Bey, erken teknik bir, olarak erken bir netice gelmezse oradan. Aynen bu altısı gibi bir dava dizayn edildi. Bakacağız sebebine. Yeni rekor görme ihtimali masada. 123-125 hatta 130 binler masada ama bu sebeplerden birinin aktif olması ve Borsa İstanbul'un 115-117 devamında 110 binlerin altına gelmesi durumunda o gün onu tekrar analiz ederiz ama masamız masadaki hedefimiz geçerli olmaya devam ediyor. Peki. Net olarak söyleyeceğim bunlar. Peki Cüneyt Bey, bir diğer pozitif gelişme de ihracatta efendim. Türkiye'nin ihracatı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre %16,3 artarak 12 milyar doları aşmış. Bu rakamı da son olarak değerlendirmenizi istirham edelim. Bu şekilde efendim başlıklarımız bizim. Vallahi çok güzel sorular. Elinize sağlık. Yüreğinize sağlık diyelim. Çünkü bunlar bugünün belki de benim anlattıklarım dışındaki öne çıkan başlıklar. Evet, ihracat iyi gidiyoruz. İyi bir rakam.
Ve bu sene yeni bir rekor, yani 155-156 milyar dolarların üzerinde, 160-170 diyorduk ya. Hı. Oraya doğru gideceğimize, gitme ihtimalimizin olabileceğine dair bir sinyal. Hı hı. Hatta bu bölgede inşallah barış da oluşursa, tesis olursa, hı, Avrupa ekonomisi zaten fena gitmiyor. Hı hı. Bir kırılma olmadıkça oraya ihracatımız devamlı artıyor. Bu bölgeye de, komşu ülkelerimize de yapacağımız ihracat artarsa, uh-huh, çok eksenli bir ihracat projesi içerisinde, evet, sürdürülebilir bir TL ile de bu rakamları ben olumlu buluyorum. Uh-huh. Çünkü ihracat demek üretim demek alt katmanında. Evet. Üretim demek herkese iş demek. İş, uh-huh, demek gelir demek. Gelir demek tasarruf demek. Tasarruf demek faizlerin düşmesi demek. Faizlerin düşmesi demek sanayi şirketlerimizin yeniden yatırım yapabilmesi demek. Bakın nasıl döngü. Hı. Nasıl bir döngü? Yani bir ihracat rakamı deyip geçmeyin. 10 parça da anlatacağımız bir döngüyü tetikleyen bir başlık o. Onun için dilerim böyle gider. Bu döngümüz de hep böyle pozitif ilerler diye düşünelim, evet, ve dileyelim Hasan Bey, her zaman olduğu gibi. Efendim biz de aynı temennileri taşıyoruz. Teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Hayırlı akşamlar size. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar Aslan Bey, sağ olun. Efendim piyasalar bu şekildeydi. Ekonomideki bugünkü başlıkları Cüneyt Bey'le müzakere ettik. Şimdi sizleri bir değerlendirme toplantısına götürüyoruz iş ve ekonomi olarak. Efendim Sabancı Holding iştiraklerinden TEMSA 2017 yılı değerlendirme toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi. TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda şirketin 2017 yılı gerçekleştirmeleri ve 2018 hedefleri katılımcılarla paylaşıldı. Toplantı sonrası Hasan Yıldırım Akit TV mikrofonlarına bakalım neler söylemiş. Ulaşım devi TEMSA 2017 yılı faaliyetlerini anlattı. Türk ekonomisine verdiği büyük katkılar ve ulaşım sektöründeki gelişimlerin anlatıldığı basın toplantısında TEMSA'nın faaliyetleri konuşuldu. Akit TV mikrofonlarına konuşan TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, 2017 yılının TEMSA için verimli geçtiğini, 2018'de de daha fazla büyümeyi hedeflediklerini söyledi. 2017 TEMSA için çok başarılı bir yıl olarak geçti. İlkin toplam ciromuza baktığımızda bir %17 büyüme gerçekleştirdik 2016-2017'ye ve ihracata baktığımızda bu sayı hatta daha da arttı. 2016-2017'ye ihracatımızı 3'te 1 %33 büyüttük ve Türkiye pazarında 3 yıl arka arkaya olduğu gibi 4. yılda pazar liderliğinin gururunu yaşıyoruz. Pazarı %28 ile kapattık. 2018'i sordunuz. 2018 için ne düşünüyoruz? Biz kendi sektörümüz için, daha doğrusu Türkiye genelinde 2017'nin bu pozitif büyümesi ekonomisinin 2018'de de pozitif devam edeceğini kanaatindeyiz. Biz kendi sektörümüze baktığımızda bu 5200'lük adetler %10 büyümeyle yaklaşık 5700'lere çıkacağını öngörüyoruz. Ve bu %10 büyüyen bir pazarda biz TEMSA olarak bir %20 2018'de büyüme hedefimiz var. Efendim önemli bir firmanın önemli bir değerlendirme toplantısı ekranlarınıza geldi. İş ve ekonomi devam ediyor. İkinci kısma doğru ilerliyoruz yavaş yavaş. İkinci kısımda her zaman olduğu gibi iş dünyasının nabzını tutuyoruz. Ve iş dünyasından kıymetli bir konu stüdyomuzda ağırlıyoruz. Ama önce kısa bir ara. Efendim 1 Şubat 2018 Perşembe'yi ekonomik başlıklarla açtık. Şimdi sırada iş dünyası var. İş dünyasından kıymetli bir konuğum stüdyomda. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İnanç Kabadayı burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet İnanç Bey nasılsınız? İyi misiniz efendim? İyiyiz Allah aşkına. Sizler nasılsınız? Sizler de iyi. Sizi gördük. Daha iyi olduk. Biz hep konuşuyoruz. Gayrimenkul sektörünü burada veriyoruz. Zaman zaman konuklarımız da oldu sizin sektörünüzden. Ege Yapı ile başlayalım. Ege Yapı ne zaman kuruldu? Ne kadardır faaliyette? Birazcık Akit TV izleyicileri tanısın. Sohbetimiz böyle başlasın. Tabii yaklaşık 11 yıl önce kurulmuş bir şirketimiz var. Evet. Geçtiğimiz 2006. Evet, 2006 itibariyle kurulmuş bir şirketimiz var. Tabii daha önceden aile şirketi geçmiş kökleri de var. Hı-hı. Diğer taraftan işte son 4 yılda 1 milyon metrekare civarında konut üzerine, ağırlıklı konut ve ticaret üzerine bir proje teslim ettik. Hı-hı. Son 4 yılda. Bunlar içinde Türkiye'nin en büyük projelerinden birisi, emlak konutlu hasat paylaşımı gerçekleşen, hı-hı, projelerden birisi. Yaklaşık 800 bin metrekare kapalı alan olan, içinde 3500 bağımsız bölüm olan konutundan, hı-hı, ofisine, ticari alanlardan
işte oteline kadar, rezidansına kadar çok farklı fonksiyonlara, okuluna kadar farklı fonksiyon barındıran projeler gerçek. Onun dışında üst yapı üzerine faaliyet gösteren bir şirketiz. Hı-hı. İşte konut, ofis, ticari alanlar, hı-hı, gibi ürünler üretiyoruz. Şu, hı-hı, an hali hazırda da elimizde 8 tane projemiz var. Hangi projeler onlar? İstanbul'da. Bunlardan birincisi şu an inşaatı başlamış olanlar ve inşaatı başlayacak olanlar var. Birisi Kordon İstanbul, Kağıthane'de Kordon İstanbul, hı-hı, projemiz var. Burada 550 tane konuttan oluşan bir proje. Hı. Onun inşaatı devam ediyor. Bir taraftan satışlarımız devam ediyor. Emlak konutla hasılat paylaşımı Fatih'te bir projemiz var. Bunun da inşaatı başlamış durumda. Evet. Çok kısa bir zaman içinde satışlara başlayacağız. Diğer tarafta Beylerbeyi'nde bir ofis projemiz tamamlanmak üzere. Çok kısa bir zaman içinde tamamlanacak. Çekmeköy bölgesinde, hı, Beyoğlu bölgesinde, Maslak'ta, hı, Ataşehir'de, farklı bölgelerde, İstanbul'un farklı bölgelerinde projeler. Yeniden yıkılan Beyoğlu kapsamındaki projeler. Bizimki yine bir kentsel dönüşüm diye tanımlayabiliriz. Bir eski fabrikanın dönüşümü, eski fabrikanın dönüşümü. Onun dışında Ataşehir'de büyük bir kentsel dönüşüm projesi çalışmamız var. Yaklaşık 2000 konuttan oluşan. Maslak'ta ofis projemiz var. Bu gibi projeleri hazırlıyoruz. Bir taraftan yeni fırsatları da tabii ki araştırıyoruz. Şu an hali hazırda bu 8 tane projeyle yaklaşık 1 milyon metrekare yeni inşaat alanı inşa etme hedefimiz var. İstanbul dışında bir projeniz var mı? Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İşte Ankara, İzmir gibi 2 tane büyük şehirde arsa geliştirme çalışmalarımız devam ediyor şu an. Evet. Özelden genele doğru ilerlesin sohbetimiz isterseniz. Sektör ne durumda efendim? Gayrimenkul için lokomotif sektör diyoruz defalarca. Tabii gayrimenkul sektörü bildiğiniz gibi Türkiye ekonomisinin her dönem en önemli sektörlerinden birisi. Türkiye ekonomisi büyüyünce gayrimenkul sektörü de büyüyor ve genelde de Türkiye ekonomisinin üzerinde de büyüme oluyor. Ve büyümedeki en önemli etken faktörlerden birisi. Bunlar da bir taraftan emek yoğun bir sektör olduğundan dolayı istihdama çok ciddi katkı sağlıyor. Geçtiğimiz yıl istihdam kampanyası oldu biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla ve orada gayrimenkul sektörü de bu noktada ciddi bir katkı sağladı. Geçen yılki büyüme rakamlarına baktığımızda yine gayrimenkul sektörü, inşaat sektörü ciddi katkıları oldu. Geçtiğimiz yıl 1.400.000, geçtiğimiz günlerde TÜİK biliyorsunuz verileri açıkladı. 1.400.000 birinci elde, ikinci elde konut satışı gerçekleşti. Bu yılda inşallah 1.500.000 rakamları yakalanır diye umut ediyoruz. Bununla ilgili tabii çalışmalar yapıyoruz. Her bütün firma, sektördeki firma bu çalışmaları yapıyorlar. Bu birinci el ve ikinci eldeki adetler. Sektör yine hani bu yılda Türkiye'nin büyümesi için en önemli sektörlerden birisi. Diğer taraftan 250 civarında işte biliyorsunuz bu yerden sonra alt sektörü de destekleyen bir sektör. İnşaat mesela. Evet. Hep tartışılan bir konudur. İşte sanayi mi, inşaat mı, ama aslında hepsi iyi olması. Yani tabii ki sanayi, ki inşaat sektörü de 250 alt sektörü desteklerken sanayiyi destekliyor. Bir sürü biliyorsunuz Türkiye'nin sanayi alanında da inşaat sektörü hizmet eden birçok kuruluşu dünya sıralamasında. Tabii yapı kimyasalları, seramiği, çelik, demir, çelik yalıtımı, sektörü, yalıtımı, mobilyası, perdesi, aklınıza ne gelirse yani işte daha bir sürü teknolojik ekipmanlar da var. Yani işte asansöründen tutun da işte vinçine kadar, işte cephe sistemlerine kadar çok farklı, alüminyum fabrikan kadar çok farklı sanayi sektörünü destekleyen bir sektör. Evet, aslında hem majör hem de diğer sektörler gibi bir sektör. Tabii yani nihayetten Türkiye'de yani zaten biliyorsunuz büyüme rakamlarına ve payana baktığınız anda işte hizmet sektörü, tekstil sektörü, otomotiv ve inşaat, aslında 4 tane çok büyük ana sektör var. Yaklaşık işte Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının da %7-8 arasında bir payını biliyorsunuz inşaat sektörü alıyor. Bu da çok önemli şey ve demin de bahsettiğim ki bu en önemli değerli tarafı inşaat sektörünün emek yoğun bir sektör olması. Evet. Şöyle bir güzelliği var bizim sektörümüzün. Yani İstanbul'da örneğin, İstanbul'dayız. Şu an İstanbul stüdyomuzdayız. Hani İstanbul buradaki bir inşaatta düşünün, ta Edirne'den Hakkari'ye kadar, İşçi, ne bileyim Artvin'den işte öbür uçta Muğla'ya kadar Türkiye'nin her yerinde bir ocak kaynatır. Bu sektörün böyle bir güzelliği var. Evet. Türkiye'nin genelinde her kesimin çalışabildiği, fırsatlar bulabildiği bir sektör. Evet, tabanda emek üreten kişilerin ulusal, komple bütün yurt genelinde olduğu söylenebilir. Tabii. Doğru. Efendim biraz içimizden dışımıza doğru gidelim. Mütekabiliyet yasasıyla yabancıların mal edinmesi var. Gayrimenkul alımı söz konusuydu. Geçenki rakamlar fena değildi. Biraz bunu konuşalım isterseniz. Sizin müşteri portföyünüzün ne kadarı yabancı ya da gelen talepleri konuşalım. Şöyle, mütekabiliyet kanununun başlamasıyla beraber tabii işte biliyorsunuz bilhassa hani mütekabiliyetle Körfez, işte Orta Asya, Kuzey Afrika gibi ülkelerden çok ciddi talep oldu. Çünkü kanunun öncesinde biliyorsunuz onlar Türkiye'de bir gayrimenkul edinimi sağlayamıyorlardı. Avrupa'dan, diğer ülkelerden zaten geçmiş yıllarda mütekabiliyet kanuna takılmadığı için onlar çok uzun yıllardır biliyorsunuz
biliyorsunuz Türkiye'nin bilhassa Akdeniz ve Ege bölgelerine, turistik bölgelerine yatırım yaptılar. Evet. Körfez bölgesi, Orta Asya'da bilhassa büyük şehirler, megapoller ve Karadeniz bölgesine ciddi yatırım yapmaya başladılar. Marmara bölgesi ve Karadeniz bölgesine. Hani bu yatırımlarla beraber ciddi bir ilgi oldu. Geçtiğimiz yıl işte hatta rakamlar biraz böyle bir yavaşladı vesaire diye tartışıldı. Ama Türkiye'nin tabii ki mütekabiliyet kanundan sonra bilhassa hani Körfez bölgesi, Orta Asya'ya daha satacağımız ve daha açılacağımız da pazarlar var. İşte bir Uzak Doğu pazarına daha açılmadık Türkiye olarak. Daha orada da açılacağımız pazarlar var. Hani her geçen gün bu bir kar topu gibi büyüyecektir. Türkiye'nin hani bu güçlü ekonomisi, büyüyen ekonomisine uluslararası yatırımcılar her geçen gün daha çok yatırım yapacaktır. Biliyorsunuz büyüme olarak da gerçekten dünyadan ayrışmış durumdayız. Çok üçüncü başarılı. Üçüncü çeyrekte birinci ülkeyiz. Birinci ülkeyiz zaten. Yine yılda da zaten büyük ihtimalle dünyanın sayısı bir ikinci herhalde kapatacağız. En büyük, en hızlı büyüyen ikinci gün. Bunlar, bu dinamikler aslında yabancı yatırımcıyı da her geçen gün çekiyor. Bir taraftan tabii ki geçtiğimiz yıl kanun da çıktı biliyorsunuz. Hem oturum izni var bir gayrimenkul sahibi olan vatandaşın. Diğer taraftan vatandaşlık paketi de çıktı. 1 milyon dolar üzerinde bir gayrimenkul alan kişi 3 yılda satmama taahhüdü verirse vatandaşlık da sağlıyor. Bunların her biri her geçen gün üzerine katma değer olarak sağlayacaktır. Uluslararası işte hem Körfez bölgesinde fuarlar var. Önümüzde ki Mart ayında işte dünyaca ünlü biliyorsunuz Avrupa'da çok meşhur MIPIM fuarı var Cannes'da. Bu fuarlarda Big da Big Five var yine Dubai. Evet Big Five var. İşte geçtiğimiz işte SKİP vardı sonbaharda. Bunlar gerçekten etkin fuarlar, önemli fuarlar. Buralarda hem uluslararası yatırımcılar ve bireysel yatırımcılar da bu fuarları ziyaret ediyorlar. Türkiye bilhassa son 2 yıldır biraz MIPIM bunun en önemlisi diyebiliriz. Bilhassa hani daha fonlar açısından da orada Türkiye hem ticaret odası başlığı altında hem Beyoğlu Belediyesi de big platform var onun başlığı altında hem şehirlerin tanıtım başka belediyelerimiz de geldi Türkiye'den farklı belediyelerimiz de katıldı geçtiğimiz yıllarda. Hani bu çerçeve altında Türkiye'yi aslında tanıtıyoruz. Bu tanıtımın önümüzdeki yıllarda daha çok artarak gelecektir. Çünkü nihayetinde bir pazarlama etkiliği olması lazım. Biz yıllardır yurt dışına çıktığımızda turizmde gerçekten çok iyi bir noktaya geldi Türkiye biliyorsun. Hani hep yurt dışında gittiğimiz ülkelerde turizm reklamlarını gördük Türkiye'nin. Şimdi gayrimenkul de biz her geçen gün arttırdıkça, bu tanıtımını arttırdıkça bu fuarlarla, reklamlarla vesaireyle bu üzerine katlanarak gelecektir ve Türkiye'nin daha yabancıya gayrimenkul satışı ile ilgili gideceği çok yol var. Hani İstanbul büyük şehir olarak değerlendirdiğimizde bir Londra, bir Paris, bir New York, bir Hong Kong'la değerlendirdiğimizde Türkiye olarak İstanbul olarak gidecek o kadar çok yol var ki hani bu sebepten dolayı hem Türkiye'de rakamlar o şehirlerle karşılaştığında çok ucuz. Uluslararası yatırımcı çok ciddi fırsatlar barındırıyor. Bir taraftan nüfusu, ekonomisi, genç nüfusumuz zaten Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli. Hani bunları da ortaya koyduğumuzda gerçekten önümüzdeki uzun yıllar mütekabiliyet kanunu ve yabancı yatırımcının ilgi ve alakası her yıl artarak devam edecek. Evet, İstanbul'un, Türkiye'nin İstanbul'un, daha, yani güzelliği düşünüldüğü zaman yabancılar için cazibe merkezi. Yani İngiltere ile Londra ile kıyasladığımız zaman Boğaz gibi yerüstü zenginliklerimiz var. Çok ciddi fırsatlar barındırıyor. Türkiye sadece İstanbul değil birçok şehrimiz. Yani bir de biliyorsunuz son yıllarda marka şehir kavramı da var. O da çok önemli bir kavram. İstanbul zaten hani dünya başkenti bizim için zaten ama diğer şehirlerimizde zaman zaman işte Antep mesela işte gurme şehri olarak işte ne bileyim sahil kasaba illerimiz işte turizm olarak vesaire gibi dünyada her geçen gün bilinirlikleri artıyor aslında. Evet, Türkiye'nin katma değerine katkı sağlıyor illerimizde. Gayrimenkulle alakalı artık konferanslar da düzenleniyor. Yanlış bilmiyorsak şu anda Ankara'da bir gayrimenkul konferansı var. Fuarlar demişken sadece fuarda yapılmıyor gayrimenkulle alakalı. Tabii. O da güzel bir gelişme. Peki efendim biraz sektörün sıkıntılarından bahsedelim isterseniz. Biraz durağan mı acaba öyle bir algı mı var? Ne durumdayız şu anda? İvme devam ediyor. Tabii şöyle söyleyelim. Bilhassa büyük şehirlerde tabii ki merkezi yerlerde arsa kaynaklı maliyetlerden dolayı biraz rakamlar nokta maliyetler tüketiciyle buluşması noktasında en önemli nokta banka kredileri biliyorsunuz. Evet. Geçtiğimiz yıldan beri zaten Sayın Cumhurbaşkanı bir çağrısı oldu biliyorsunuz bu faizler noktasında. Gerçekten tüketicinin üzerine büyük oluşturuyor. Hem geliştiricinin üzerine, yatırımcının üzerine de büyük oluşturuyor. Burada hatta geçtiğimiz günlerde işte basında da zaten paylaşıldı, konuşuluyor. İşte bir konutlarla ilgili bir sübvansiyon, bu kredi konut kredi oranlarına bir sübvansiyon gibi şeyler var ve bu ayın başında da biliyorsunuz emlak konut
TÜSİAD'ın geliştirdiği projeler ve diğer firmalara da katıldı. Evet. 84 ay sıfır faiz gibi bir kampanya var. Evet. Aslında faiz yok, sıfır faiz. Evet. 84 ay gibi. Bu gerçekten tüketicinin ciddi fırsatlar barındırıyor kendi evet. içinde. Tüketicinin hani alımını kolaylaştıran adımlar. Biz bunları gördükçe şunu görüyoruz aslında. Yani tüketicinin alım tarafında bir talep noktası hiç problem yok. Evet. Talep var ama işte oturduğunda bir bankadan kredi maliyetlerini vesaire ortaya koyduğunda ulaşma noktasında taksit ödemek zorlandığı için bekleyebiliyor. Böyle bir barem var işte aylık %1 gibi biliyorsunuz bir barem var. O sebepten dolayı işte hani tüketicinin taleplerine göre rakamlar belli oldu. İşte konut kredi oranları biraz yüksek olunca bu sefer işte firma vadeli satışlar, senetli satışlar artmaya başlıyor. Konut kredi TÜİK rakamları bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Konut kredili satışlar, mortgage kredili satışlar biraz azalıyor. Diğer taraftan dönüldüğünde de işte konut kredilerinde bir düşüş olunca da bir anda zaten konut kredisi ve satışları çok olumlu etkiliyor. Evet. Bu 84 ay sıfır faiz kampanyasının hiç faiz olmayacak şekilde bir kampanyanın bir vade farkı olmayacak. Kampanya gerçekten bu önümüzdeki Mart'ın sonuna kadar da geçerli. Şubat ve Mart ayında çünkü arada sömestr vesaire vardı. Yeni başladı kampanya. Şubat-Mart ayında hani biraz da markalı konut üreticilerinde ciddi bir satış ivmesi yakalayacağını umut ediyoruz. Oraya bir ilgi ve alakanın olacağını umut ediyoruz. Diğer taraftan demin zaten konuşmanın başında da başladık. Gerçekten sektör hani Türkiye ekonomisi çok önemli. Bu sebepten dolayı işte belli talepler her dönem konuşuluyor. İşte tabu alım satım harçlarında bir indirim olması. Geçtiğimiz yıl ciddi zaten 1 milyon 400 bin rakamını yakalamamızdaki en önemli etkenlerden birisi ciddi aslında tüketici tarafında fırsatlar ortaya koyuldu biliyorsunuz. KDV ile ilgili bir imkanlar ortaya koyuldu. Tabi işte diğer taraftan işte imarla ilgili belli şeyler vardı biliyorsunuz ruhsatlarla ilgili. Bunlar sektörün bir anda canlanmasını ve hareketlenmesini sağladı. Bu yılda dileğimiz inşallah bu kampanyadan sonra da işte konut kredisine bir sübvansiyon olabilir. Belli desteklerle aslında yine sektörün bu ivmeyi yakalamasını ve arttırmasını önemliyoruz. Çünkü burada konut kredileri gerçekten tüketicinin karar vermesinde çok önemli etkenler veya işte tapu alım satım harcındaki bir indirim vesaire gibi şeyler tüketiciyi çok hızlı bir şekilde alım kararını etkileyecektir. Evet, o da sektöre ve ekonomiye çok olumlu faydalar sağlayacaktır. Evet, bürokrasik yanı dışında faiz gayrimenkul sektörünün de biraz belini büküyor gibi. En büyük yüklerinden birisi tabii. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi zaten faizle ilgili olarak da bir iyileştirme yapması lazım yetkililerin. Efendim programımızın sonuna doğru geldik. Ödeme noktası dediniz. Tüketicilerin ödemesi dediniz. Alternatif finans araçlarından bahsedelim birazcık. Tabii. Böyle final yapalım. Çok sizin iyi. Öyle sanıyorum ki bir finans kuruluşuyla ortak evet. bir projeniz var. Ondan bahsedebiliriz. Tabii. Şimdi geçtiğimiz yıl aslında iki tane önemli konu oldu. Bunlar önümüzdeki yıllarda çok tartışacağız. Alternatif finans metotları, finansman metotları çok önemli. Birisi gayrimenkul sertifikası biliyorsunuz. Hani basında işte toplumda konuşulduğu gibi metrekare aslında ev almak gibi işte bir evi alma imkanınız olmayan bir kişi metrekare bazlı belli adetlerle ev alıyor. İnşaat bittiğinde o bir daire metrekaresini toplayırsa o daireyi alabiliyor isterse. İsterse de satıp yatırdığı bedelin nemasıyla beraber aslında bir gayrimenkul projesi oluşturduğu karla beraber ortaya olmuş bir karını almış oluyor. Aslında hani hep konuşuluyor işte daire fiyatlarına ulaşamayan kişi gayrimenkul sektörünün oluşturduğu katma değerden nasıl faydalanır? Aslında bu en önemli enstrümanlardan birisi. Diğeri de nitelikli yatırımcı pazarı ile ilgili de gayrimenkul yatırım fonları var. Biz de bir gayrimenkul yatırım fonunda yatırımcıyız. Yine dediğiniz gibi bir katılım bankası ile beraber bunu yaptık. Ve borsada işlem görüyor. Evet. Tabii böyle süreçler ve borsada da işlem görüyor bu. Nitelikli pazarda işlem de gören bir Ege Yapı diye fon. Geçiyor. Bizim bir projemiz var. Projemizin ismiyle beraber Batışehir Gayrimenkul Yatırım Fonu diye geçen bir proje. O bir yatırım fonu. İşte bitmiş ürünler. Oradaki yatırımcı orada da yatırımını yapıyor. Ve onunla beraber işte bir yıl, iki yıl sonra istediğin zaman da satabiliyor. Bu sonuçta borsada bir hisse senedi gibi işlem görüyor. Ve sattıktan sonra da onun gelirini, kar payını da beraber almış oluyor. Yani bu o yüzden çok ciddi bir enstrüman aslında. Evet, tamamen İslami bir enstrüman zaten. Yani bu tür iki ürünler önümüzdeki dönem ürünlerde farklı ürünler de olabilir işte biliyorsunuz İslami mortgage gibi farklı modeller de tartışılıyor sektörde. O tür ürünlerle beraber gerçekten hani alternatif finansman metotları ne kadar çok tüketicinin önüne koyabilirsek aslında hem sektör için hem ekonomideki bu katma değer, inşaat sektörünün katma değerinden o kadar çok faydalanabilirler. Hem tüketici hem geliştiriciler daha katma değerli ürünler ortaya koyabilirler diye düşünüyorum. Evet, masadaki borsa boyutu, borsa ilgisi olup da gayrimenkul sektörüne de yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için cazip çok duruyor. Çok ciddi fırsat.
teşekkürler. Evet efendim, biraz kentsel dönüşümden bahsedelim. Kısmen geçti Beyoğlu Belediyesi'nde lafza ama gayrimenkul konuşmuşken kentsel dönüşüm konuşmamak tabii olmaz. Önemli. Ne durumdayız siz bir yönetim kurulu başkanı olarak, sektördeki birisi olarak nasıl görüyorsunuz süreci? Biraz... Tabii bu yıl biliyorsunuz kentsel dönüşüm yılı ilan edildi aslında. Kanun önemli bir adımdı gerçekten. Türkiye'nin nihayetinde gelişmiş her ekonomide biliyorsunuz bir yurt dışına gittiğimizde, havalimanından çıktığımızda, işte kalacağımız otele giderken işte yoluna bakarız, altyapısına bakarız, binalara bakarız ve o ülke gelişmiş mi gelişmemiş mi bir karara varırız. Eğer binalar döküntüyse deriz ki burası gelişmemiş. Binalar yani sen burası hakikaten gelişmiş, imar olmuş bir ülke deriz. Bu sebepten dolayı bizim hani deprem zaten bildiğimiz bir şey. 99'dan beri konuşulan bir şey. Onu, o konuyu değinmiyorum. Ben diğer tarafta zaten olması gereken bir şey bu. Güvenli yapılarda insanlarımızın yaşamasını. Yani deprem işte öldürmüyor, binalar öldürüyor biliyorsun. Hani bu deprem çok sigortası girdi zaten hayatımıza. Devlet bayağı bir önlem aldı. Tabii ciddi önlemler aldı ama... Yatay mimariden de bahsettik. Evet tabii ve önemli olan tabii diğer taraftan da kentsel kaliteyi arttırmamız. İşte kentsel kalite derken neyi kastediyoruz? Sadece binalarımızın dönüşmesi değil. Binalarımız tabii ki dönüşürken, güzelleşirken, günümüzün standartlarına, şartlarına uygun binalar inşa ederken diğer taraftan yeşil alanı, altyapısı, yolları, toplu taşıma araçları, ulaşımı vesaire gibi sosyal donatı alanlarını da geliştirmemiz lazım. Bu sebepten dolayı kentsel dönüşüm çok önemli Türkiye için. Yatay mimari diğer taraftan tabii ki zaten olmazsa olmaz bir şey. Nihayete şehrin silüeti her zaman en önemli şey. Silüet çok tartışılan bir konu biliyorsunuz. Her şehir için tartışılan bir konudur. Aslında yatırımcı için belki çok şey durmuyor, olumlu durmuyor yatay. Ama yatırımcı ama şöyle, öyle düşünmemek lazım aslında. Onun da getirdiği katma değer var. Biz şu anki elimizdeki bu bahsettiğim 8 projenin 8'de yatay mimari tasarımını yapılmış. Hiçbirinde bir yüksek bina yoktur 8 projenin tamamında. Alçak katlı binalar var. Şehrin dokusuna zarar vermeyen, şehrin dokusuyla uyumlu. Çünkü bu çok önemli gerçekten. Hani nihayetinde silüeti bozmaması için o binalar yüzlerce yıl kalacaktır. O kaldığında o şehrin silüetini bozmaması çok önemli. Geçmiş dönemlerde belli eksikler olmuş olabilir ama önemli olan bir an önce bunu doğru yola koymak. Bu noktada Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ciddi çalışmaları var. İşte genel strateji şehircilik kurultayı biliyorsunuz toplanıyor vesaire. Bunlar önümüzdeki yıllarda çok etkin olacak kesinlikle. Kentsel dönüşüm demin de bahsettiğim gibi hem bir taraftan kaliteli yapı stoğuna ulaşmamız, Türkiye'nin güçlü ekonomisine yakışan yapı stoğunu ortaya koymamız açısından, güvenli binalarda oturmamız açısından ve diğer bir konu var aslında, orada çok önemli bir konu, enerji verimliliği biliyorsunuz. Evet. Enerji verim çünkü gündemde. Biz sonuçta Türkiye olarak işte petrol, doğalgaz kaynakları kısıtlı bir ülkeyiz. Ve cari açığımızı petrol, doğalgaz çıkarsak Türkiye belli cari fazla verebilen bir ülke belli dönemlerde. Bu sebepten dolayı bizim ne yapmamız lazım? Tasarruf etmemiz lazım. Tüketimimizi kısarak artık yani yeni büyük bir petrol, doğalgaz kaynağı çıkmayacağına göre Türkiye'de bizim tüketimimizi kısarak enerji verimini arttırarak yapmamız lazım. Bunda da konutlarda da gerçekten tüketimin çok büyük bir kısmı konutlarda harcanıyor. Biz ne kadar hızlı şekilde mevcut yapı stoğumuzu, 20 milyon yapı stoğundan bahsediyorsunuz, 7 milyonun dönüşmesinden bahsediyor. Biz mevcut yapı stoğumuzu ne kadar hızlı bir şekilde dönüştürürsek o kadar enerji verimli binalarda. Çünkü yeni yönetmelikle ve enerji kimlik belgesi var biliyorsunuz. Artık yeni yaptığımız binalarda biz hep elimizden geldiğince A sınıf belge almaya çalışıyoruz. Hani beyaz eşyadaki A sınıf gibi. Hani bu en üst şey enerji tasarruflu binalar. Hani biz bu kriterleri ne kadar çok sağlarsak bir taraftan da aslında cari açığımızda da dolaylı olarak azaltacak, ciddi ekonomimize olumlu katkı sağlayacak imkanlar sağlayacağız. Bu sebepten dolayı önümüzdeki bence 15-20 yıl konuşuluyor zaten biliyorsunuz kentsel dönüşüm yani bir tamamlanması. Kentsel dönüşüm hem sektör hem ekonomimiz için önümüzdeki 20 yıl boyunca en önemli gündemlerimizden biri olacak. Devletimizde biliyorsunuz bilhassa KDV ile ilgili tapu harçları, ruhsat harçları, belli tapu harçlarıyla ilgili ciddi avantajlar sağlıyor yatırımcı açısından da vatandaş açısından da vatandaşın da yatırımcılar olarak da biz de bunları kullanmaya çalışıyoruz. Tabii kentsel dönüşümde şuna da değinmek lazım. Süremiz daha var herhalde. Varsa onu da kısaca değinmek istiyorum. Bu üç ayaklı bir şey. Bir tarafta geliştirici ayağı var, bir tarafta vatandaş ayağı var, bir tarafta da kamu otoritesi ayağı var. Üç ayağında aslında bu sorumluluğu alması lazım. Bu noktada ortaya görüşünü koyması lazım. Bizler de işte yaklaşık kentsel dönüşüm kanunu çıktıktan sonra
Dedik ki yani biz bu hem tabii ki ticari işletmeleriz ama diğer taraftan kentsel dönüşüm içinde de biz firma olarak olmamız lazım. Bu bizim hani bir bakıma memleketimize borcumuz dedik ve biz de kentsel dönüşüm alanında adımlar attık. Bilhassa işte demin bahsettiğim Ataşehir'de tamamen bir çöküntü alanı olan bir yer. Tanım olarak işte biliyorsunuz çöküntü, depreme güvensiz yapılar, şehircilik altyapısı kötü, yol vesairesi kötü olan bir yere. Genel planlar çerçevesinde bütün donatı alanları, yolları yeniden planlanmış bir şekilde Büyükşehir Belediyesi'nden de fizibilite yaptıktan sonra orada büyük bir alanda, yaklaşık 2000 konutluk bir alanda bizim gibi farklı meslektaş geliştirici grup arkadaşlar da var. Bölgede çalışmalara başladık. Hani hem yoğunluk olarak çok yoğun değil, yeşil donatı ve yapı alanları çok dengeli. Tamamlandığında gerçekten örnek olacak projelerden birisi bölge olacak. Diğer taraftan demin bahsettiğimiz Beyoğlu'nda biliyorsunuz çok önemli bir ok meydanında kentsel dönüşüm projesi var. Çok eksik büyük bir alanı tanımlı. Evet, bizimki eksik var ama o böyle yukarı doğru çıkıyor ta E5'e kadar. Çok büyük bir alan. Hani biz bu tür projeleri gerçekleştirdikçe hem demin bahsettiğimiz dünyadaki işte Londra, Paris, New York gibi o şehirlerdeki fiyatlara doğru da gayrimenkul fiyatlarımız çıkacak ve toplumsal bir değerlenme olacak nihayetinde. Oradaki arsa sahiplerinin de gayrimenkulleri değerlenecek. Ekonomi de bu sefer değerlenecek. Yani bu aslında müteselsil birbirini destekleyen, birbirine kazandıran bir kazanım olacak. Hem ekonomi açısından değer olacak. Bunlar sonuçta nihayetinde gayrimenkul memleketin değeri. O bir yere gitme şansı yok. Yabancı yatırımcı da yapsa bu gayrimenkul Türkiye'de kalacak, bir yere alıp götürme şansı olmadığı için. Hep ekonomide neyi konuşuyor? Sıcak parayı konuşuyoruz. Ama gayrimenkule giren para işte bu vatandaşlık falan gibi 3 yıl tutması vesaire, bunların artık sıcak paradan daha uzun vadeli yatırımlara döndürüyor. Bunlar daha kalıcılık getiriyor. Diğer taraftan farklı faydaları da oluyor işte. Yani sonuçta yatırım yapan kişi iş kurabiliyor, ailesiyle yaz tatilini burada geçirebiliyor, çocuklarını okutabiliyor, alışverişe gidiyor. Yani toplumun çok geniş kesimi, ekonominin çok farklı alanlarına çok ciddi olumlu etkileri görüyor. Biz bir sürü mütekabiliyet kanundan sonra satış yaptığımız yabancının burada bir işletme kurduğunu veya çocuklarını okuttuğunu vesaire çok net gözümüzle birebir ilişki kurduğumuz için görmüş olduk. Hani bunun net olumlu etkisini gözümüzde çok canlı görüyoruz. Evet, sürdürülebilir boyutu önemli. Evet. Kentsel dönüşümün ve enerji verimlerinin de milli bir refleks olarak görmek lazım aslında. Sonuçları düşününce cari açığa kadar gidiyor. Tabii o dediğiniz üç ayak, o hem kamunun hem yatırımcıların hem de siz gayrimenkul firmalarının o milli refleksi göstermesi lazım. Hem kentsel dönüşüm hem de enerji verimliliğiyle alakalı. Yayınımızın sonuna geldik. Varsa eklemek isteyeceğiniz son bir detay İnanç Bey alabiliriz. Ben teşekkür ederim. İnşaat sektörü demin bahsettiğimiz gibi gerçekten önemli bir sektör. Hani inşaat sektörünün canlılığı bütün alt sektörlerde demin bahsettiğimiz gibi etkisi oluyor. Bu sebepten dolayı bu yıldan da inşallah yine Türkiye'nin dünyada sayılı büyüme rakamı yakalayacak ekonomilerden biri olacağını umut ediyoruz. Biz de sektörü temsil elimizden geleni yapıyoruz ülkemiz için. Peki efendim, kıvanç duyduk. Zihin açıcı bilgiler verdiniz. Ege Yapı'ya ve size başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizi ağırladığınız için. Efendim bugün 1 Şubat 2018 Perşembe'ydi. Ekonomik verilerle, ekonomi başlıklarıyla başladık programımıza. İkinci kısımda gayrimenkul sektörünü konuştuk. Ekonomiyi konuştuk, kentsel dönüşümü konuştuk. Biz yarın cuma, yarın son kez, haftanın son günü olduğu için bu hafta son kez yine burada olacağız. Hem ekonominin hem iş dünyasının nabzını tutmaya devam edeceğiz. Bizden bu kadar bugünlük. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.